Değerli basın mensupları, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün 16 Temmuz 2019, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 3. yılı. Yine buradan bu vesileyle bu hain darbe kalkışmasını ve tarihteki bütün darbe kalkışmalarını, bütün darbeleri lanetliyorum. Ve ülkemizi AK Parti ve FETÖ işbirliğinin sürüklediği uçurumdan kurtaran aziz milletimize de şükranlarımı arz ediyorum. Yine buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Saadet Partisi olarak bütün darbelerin, antidemokratik bütün uygulamaların karşısında meşruiyetin yani millet iradesinin yanında olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ancak 15 Temmuz'u anlamak, anmaktan çok daha önemlidir. 15 Temmuz sürecine nasıl geldiğimiz üzerinde çalışmalar yapmak, dün yine gerçekleştirildiği üzere büyük şölenlerle kutlamaktan çok daha kıymetlidir. Şimdi bu vesileyle burada yine ifade etmek isterim ki, bugün geldiğimiz noktada, 15 Temmuz'dan sonra yaşadığımız noktada, FETÖ ile mücadelenin zirveye çıktığı ifade edildiği bu süreçte, FETÖ'nün yaptığı uygulamalara şöyle bir dönüp bakarsak, adam kayırma FETÖ'nün en karakteristik özelliğiydi. İnsanların hakkını elinden almak için iftira atmak, kamu kaynaklarını kendi cemaatine helal olarak görüp ama kamu kaynaklarını dışarıya haram olarak görmek, Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik müttefiklik ya da işbirliği ve ihaleye fesat karıştırmak, ekonomide faizci kapitalist nizamı benimsemek, FETÖ'nün en temel zihniyetinin öne çıkan adımlarıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada siyasi iktidarın FETÖ'nün bu bahsettiğim uygulamalarının neresinde olduğunu burada bir kere daha sormak istiyorum. Bunları söyledikten sonra net olarak şunu ifade etmek isterim ki, FETÖ'nün yaptığı bu uygulamaların hangisini siyasi iktidar bugün yapmamaktadır? 15 Temmuz'dan sonra bunlar bahsettiğim bu FETÖ uygulamaları daha da kurumsallaşmıştır. Dolayısıyla bugün FETÖ'nün uygulamaları bizatihi tek başına iktidardadır. 15 Temmuz'dan sonra iktidar eliyle ülkemizdeki hukuksuzluk kurumsallaştırılmıştır. Dünkü anma etkinliklerinden, anma şölenlerinden sesleri aslında duyulmayan, sesleri bastırılan ve hiçbir suçu olmamasına rağmen hayatının baharında 19-20 yaşlarında müebbet cezası alan Hava Harp Okulu öğrencilerinden bahsetmek istiyorum. Buna dair inançla milletimizin de vicdanını yaralayan bir mahkeme kararını burada bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Hava Harp Okulu öğrencileri bilindiği üzere her yıl mutat olarak Yalova'da öğrenciler bir araya getirilmek suretiyle kamplar düzenlenir ve yine Yalova'da 2016 yılının Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik kampın 15 Temmuz 2016 gecesi Yalova'dan tatbikat var diye otobüslere bindirilerek İstanbul'a götürülen Hava Harp Okulu öğrencilerinin yolları darbeye karşı direnen halkımız tarafından kesilmiş. Öğrenciler mukavemet göstermeden ellerindeki silahları bırakıp polise teslim olmuşlardır. Tabi bilindiği üzere öğrenciler kampta olduğu için
televizyondan, radyodan ya da telefondan uzak bir ortamda bu kampı icra ettikleri ve yolda da yanlarında en ufak bilgi alabilecekleri bir cihaz bulunmaması sebebiyle darbenin gerçekleştiği ya da o gece bu darbe girişiminin olduğuna dair en ufak bir bilgisi dahi bu öğrencilerin bulunmamaktadır. Kaldı ki mahkemede dinlenen tanıklar da aslında öğrencilerin darbe girişimini öğrenir öğrenmez teslim olduklarını ve kimseye zarar vermediklerini ifade etmişlerdir. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tanık olarak dinlenen Abdullah Uslu, öğrenciler hiç kimseye silah doğrultmadı, hiç kimseye ateş etmedi demiştir. Yine tanık Uslu, çocuklar korkuyordu. Ya oturmuşlar ya da başları öne eğikti. Kafalarını bile kaldırmıyorlardı. Halk da zaten camlara yumruk atıyordu. Orada darbeyi bilerek eğer bu öğrenciler gelmiş olsalardı, ellerinde hazır bulunan silahlarla girişim yapmak isteselerdi, çok insanı şehit etmiş olurlardı diye tanık ifadesi aynı ile mevcuttur. Bir diğer tanık Muammer Aslan ise havaya ateş edilmişti. İnsanlar galeyana gelmişti. Şoför, biz görevdeydik, kışlamıza dönmeye çalışıyoruz dedi ağlayarak. Askerlerin, zaten asker çocukların birçoğu ağladı. Halktan birisi tekerleğin üstüne basarak, camdan elini sokarak bir askerin kafasına yumruk attı. Askerlerden, yani hava harp okulu öğrencilerinden hiçbirinin sesi bile çıkmadı ifadelerini kullanmıştır. Sultanbeyli'de otobüste olan ve 21 aydır tutuklu bulunan bir harbiye öğrencisi ise şunları söylemiştir. Askeri öğrenci olarak hiçbir seçim ve karar verme hakkım yoktur. Komutanımızın bize verdiği talimatlar ve bilgiler dışında hiçbir şeyden haberimiz de yoktur. Araca bindiğimizde nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Araç şoförüne sorduğumuzda o da bilmiyordu. Yolculuk boyunca yolculuğun amacını da bilmiyorduk. Otobüs durdurulduğunda vatandaşlar bizim darbeden haberdar olmadığımızın farkındaydı. Biz 4 polisin direktifi ile otobüslerimizde kaldık. Kaldı ki bir vatandaş aynen şunu söyledi. Bu çocukların darbeden haberleri yok. Bunlar hain çıkmadı dediği ve bizim marş okuduğumuz video görüntüleri de mevcuttur. Sultanbeyli davası diye kamuoyunda bilinen davayla ilgili videolarda vatandaşlarla birlikte bu öğrencilerin İstiklal Marşı okuduğu ve darbeye karşı olduklarını ifade ettikleri beyanları bu videolarda zaten mevcuttur. Tutuklu öğrencilerden yine Ahmet Acar ifadesinde plansız eğitim adı altında içtima alanında topladılar. Darbeyle ilgili hiçbir bilgimiz yoktu. Zaten kamp alanına girdiğimizde telefonlarımız alınmıştı. Dışarıda olup bitenden haberimiz yoktu. Bizim vatan sevgimizle oynadılar ve bizi oyuna getirdiler dedi. Tanıkların ve öğrencilerin ifadelerinden de anlaşılacağı üzere öğrenciler komutanlarının talimatlarına uymaktan başka hiçbir şey yapmamışlardır. Ne var ki mahkeme, İç Hizmet Kanunu gereği amirlerince verilen emirlere mutlak itaatle yükümlü olan yüzlerce öğrenciyi, özellikle Sultanbeyli davası, Dijitürk davası, Orhanlı gişeleri ve Boğaziçi Köprüsü diye kamuoyunda bilinen yüzlerce öğrenci, otobüse binme emrine uyan bu öğrencileri herhangi bir suça bulaşmamış olmasına rağmen cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan TCK 309 Taksim 1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmışlardır. Bu yüzlerce öğrenci gibi aynı şekilde yine Yalova'daki kamptan tatbikat diye çıkarılan ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde durdurulan otobüslerdeki
70 tane öğrenci tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken bu öğrencilerin tamamı müebbet cezayla yükümlüdürler. Yine trajikomik bir hadisedir ki bu öğrencilerden bir kısmı, bu öğrencilerin bazıları ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken komutanları sadece müebbet cezasına çarptırılmıştır. Dolayısıyla kararlarını milletimiz adına alan mahkemeler adaletin tecelli etmesi gereken yerler olmak bakımından suçlu ve suçsuzu, doğru ve yanlışı tespit etmekle yükümlüdürler. Adaletin tesisi için doğru yanlış, suçlu suçsuz ayrımı yapılması yerine siyaset kurumunun beklentisi doğrultusunda toplu cezalandırmalar gibi usullere başvurulması durumunda can çekişen adalet sistemimizin bir yara daha alması kaçınılmazdır. Mahkemenin bu kararı sadece adalete olan güveni değil, milletimizin vicdanını da yaralamıştır. Bir takım kirli işbirlikleri neticesinde devletin içine sokulan birilerince tezgahlanan 15 Temmuz darbe girişimi neticesinde yıllarca örgütün sözcülüğünü yapan kişi televizyonlarda yorumcu olarak dolaşırken, Pensilvanya'da Fethullah Gülen ile yemek yiyenler, toplantı yapanlar milletvekili ve ciddi mevkileri işgal ederken, Bankasya'da hesabı olanlara örgüt üyesi muamelesi yapılırken, aynı bankanın eski yöneticisi SPK'ya başkan olarak atanırken, FETÖ ile bağlantılı olduğu için tutuklanan ABD'li rahip salıverilip ülkesine gönderilirken, ihanetin ve siyasi menfaatlerin 17 yıllık bedelinin bu gencecik insanlara ödettirilmek istenmesini milletimizin vicdanına bir defa daha arz ediyorum. 15 Temmuz sonrasında biraz evvel bahsettiğim gibi anma önemli çalışmaları, anma etkinlikleri her yıl daha güçlü bir şekilde icra ediliyor. Ama bununla birlikte 15 Temmuz'un oluşturduğu hukuksuzluğu mağdur ettiği insanlarla ilgili somut ve en ufak bir adım dahi ne yazık ki atılmıyor. Bu anlamda ümidimiz ve çalışmalarımız ve gayemiz ve siyasi iktidardan beklentimiz adaleti siyasi çekişmeler için hukuku siyasi iktidarın bir uzantısı ve sopası olmaktan çıkartması ve ülkedeki 82 milyon insan için adaletin tesis edileceği, toplumsal uzlaşının tesis edileceği yeni bir dönemin bu vesileyle başlamasını bir kere daha temenni ediyorum. Suçluların elbette ki cezasını çekmesi ama suçsuzların da bir an önce serbest bırakılması, en azından tutuksuz bir şekilde yargılanmalarının önünün açılmasını buradan bir kere daha temenni ediyorum. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Efendim, sorunuz olabilir mi? Buyurun lütfen. Efendim, biliyorsunuz Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri çok yüksek oranda devam ediyor. Evet. Ve bunun için Türkiye'nin altına imza koyduğu meclisinden geçirdiği kadına yönelik şiddetin güvencesi olarak İstanbul Sözleşmesi var. Ama sizin son dönemde İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik çıkışlarınız var. Acaba siz kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik cinayet konusunda bir farklı bakış açtınız mı? Yani birincisi ben şunu ifade etmek isterim ki ülkemizde özellikle eleştirinin önünün kapatıldığı ya da farklı seslerin susturulmaya çalışıldığı bu süreçte en ufak bir eleştiriye dahi tahammül edilmemesini ve bunun bile muhalefet camiası tarafından gerçekleştirilmesini ben üzülerek ve hayretle takip ediyorum. Tıpkı 15 Temmuz sürecinde olduğu gibi kanun hükmünde kararnameleri eleştirenlerin FETÖ'cü olarak görüldüğü bir zeminde İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirmenin de kadın cinayetini savunmak olarak ifade edilmesi aynı durumun farklı bir yansıması olduğu düşüncesindeyim. Bunları ben evvela
bu vesileyle bahsetmek isterim. İstanbul Sözleşmesi'nin yanlış olduğunu düşünüyorum ve İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirirken elbette ki kadın cinayetleri devam etsin ya da kadına yönelik şiddetin devam etmesi yönünde bir talebimiz elbette ki mümkün değildir. Ben biraz evvel buraya gelirken odada birisinin telefonuyla karşılaştım ve intihar etmek üzere olan bir eşin, bir beyefendinin intihar etmek üzere olan birisinin telefonuyla karşı karşıya kaldım ve onu orada teskin etmek suretiyle buraya, bu basın toplantısına yetişmeye çalıştım. Şimdi İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa, ki bu yasanın da aslında temel dayanak kabul ettiği metin İstanbul Sözleşmesi'dir. Ve ben bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili eleştirilerimi söylerken bunu bir sabah uyandım ve acaba İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ne söyleyeyim diye değil, yine bu ülkenin insanların taleplerini dile getirmek suretiyle ifade etmiş oldum. Elbette ki İstanbul Sözleşmesi'nde kadına cinayetlerin önlenmesi ve kadına şiddetin önlenmesi noktasında bir takım çalışmalar mevcut. Ama bunun ben özellikle cinsel farklılığa ya da cinsiyet farklılığına dayandırılmasının mümkün olmadığını, kadına şiddetin bunun üzerinden açıklanmayacağını, kaldı ki toplumda gelir dağılımındaki adaletsizliğin, toplumsal eğitim seviyemizin ayaklar altına alınmış olmasının, işsizliğin, yoksulluğun, belki uyuşturucunun, belki alkolün de bunu tetiklediğini ve bunun sadece belirli bir kesimin bir araya gelerek oluşturduğunu ve geniş toplum tabakalarına, geniş toplum kesimlerinin mutabakatıyla hazırlanmadığını ifade ettim. Ve dolayısıyla bunların neticesinde de kadına şiddetin artmış olduğu gerçekliğiyle de karşı karşıya olduğumuzu, kadın cinayetlerinin 2011'den önce 117 iken bugün geldiğimiz noktada 2018 yılında 500 gibi bir sayıya ulaşmış olduğunu, İstanbul Sözleşmesi'nin asıl amacıyla başarılı olmadığını, dolayısıyla bunun yerine hem aileyi, kadını, erkeğiyle kadına şiddeti ortadan kaldırmayı amaçlayan ve bütün, ki kaldı ki bizim toplumumuz homojen bir toplum yapısına sahip değildir, heterojen bir yapıya sahip olduğu gerçekliğini de göz önünde bulundurarak, farklı toplum kesimlerini de içerisine alacak bir toplumsal mutabakatla bu sözleşmenin çıkması ve yeni bir yasanın çıkarılması gerektiğini talep etmiştim. Ama bunları söylerken İstanbul Sözleşmesi'nin eleştirilmesini kadına cinayeti savunmak olarak algılayan bir zihniyeti de hayretle takip ettiğimi burada ifade etmek isterim. Teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan öyle zannediyorum ki yok. Hepinize gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun.